Sağdaki, ondan sonra 11 gelen iPhone, soldaki iPhone 10 ya da iPhone X diye geçiyor. Bakıyoruz. Daha iPhone 10 daha parlak gözüküyor, değil mi? Böyle yandan da bakalım. Üstten de bakalım. iPhone 10 biraz daha ele rahat oturuyor. Konumu kolay. iPhone 11'in ise tekerle kullanıma çok müsait değil. iPhone 10 biraz daha tekerle kullanıma müsait gözüküyor. Şu şekilde baktığınızda şu kadarlık bir fark var. Tuşlar aynı yerde. Üst tarafta bir şey yok. SIM kartlarının yeri farklı. İkisi de Lightning port kullanıyor yine. Yani Type-C yok iPhone 11'de. Evet, hızlıca şöyle teknik özelliklerine bakalım. Şöyle elimde hemen değiştireyim. iPhone 11 sağda, iPhone 10 solda. iPhone 10 5.8 inç Super Retina ekrana sahipken iPhone 11 6.1 inç Liquid Retina ekrana sahip. iPhone 10 cam ve paslanmaz çelik kasaya sahip. O yüzden daha böyle parlak canlı gözüküyor. iPhone 11 ise yine cam ama alüminyum çerçeveye sahip. Çelik, alüminyum. Kameralar ikisinde de 12 megapiksel. Tabii ki iPhone 11'in farkı ultra geniş çekime destek veriyor. Saniyede 30 kare 1080p yüksek çözünürlük video çeken iPhone X, iPhone 11'de saniyede 60 kareye kadar 4K video çekebiliyor. iPhone 10'da 7 megapiksel True Depth kamera varken iPhone 11'de 12 megapiksel True Depth kamera var. Her ikisinde de Face ID var. Artık parmak izi okuyucu yok. iPhone 10'da A11 çip kullanılırken A13 çip teknolojisi iPhone 11'de kullanılıyor. Multitouch'lı LCD ekran var iPhone 11'de. iPhone 10'da OLED multitouch ekran var. iPhone 10'da 458 ppi yoğunluk varken iPhone 11'de 326 ppi yoğunluk var. Çözünürlük bakımından iPhone 10 daha iyi. iPhone 10'da 3D Touch özelliği varken iPhone 11'de Haptic Touch var. Yani daha önceki versiyonlarda olan titreşimli geri bildirim. 3D Touch'ta ise hani baskı kuvvetine göre menü geçişi yapabilme opsiyonunuz var. Diyafram aralığı her ikisinde 1.8 olmasına rağmen iPhone 11'in 2.4 ultra geniş diyafram aralığıyla gece çekimleri daha net. iPhone 10 2 kat optik yakınlaştırma yapabilirken iPhone 11 2 kat optik uzaklaştırma yapabiliyor. iPhone 10'un 10 kat dijital zoom'u varken iPhone 11'in 5 kat dijital zoom'u var. Yani bunlar sizin için ne kadar fark eder? Bunlar tartışılır. Ne kadar kullandığınıza bağlı. Her ikisinde portre modu var ancak iPhone 11'in portre modu. Onun dışında her iki modelinde 5G desteği yok. Onu söyleyelim. Ama bir fark var. iPhone 11'de çift SIM desteğiyle eSIM teknolojisi de mevcut. Batarya konusu kıyaslanırsa iPhone 10 örnek veriyoruz. Bir video oynatmasında 13 saate kadar oynatabilirken iPhone 11 17 saate kadar oynatabiliyor. Yani müzik konusunda bir kıyaslama yapılırsa 60 saate kadar iPhone 10 çalarken iPhone 11 65 saate kadar çalıyor. Yani arada çok böyle dağlar, uçurumlar yok. Sensörler konusunda aynılar, bir farkları yok ama belirtmek gerekirse her ikisinde de 3 eksenli jiroskop var. İvme ölçer, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, barometre var. Evet. Şu şekilde her ikisinin de anlık olarak aynı sahneye olan fotoğraf karesini görebilirsiniz. Şimdi fotoğraf çekelim.
Şöyle bakın. Böyle bakın. Zoomladık. Gördüğünüz gibi yakınlaştırmıyor, uzaklaştırıyor. Videoya bakalım. Her ikisinde de stabil video var. Portre modlarına bakalım. Evet, ikisinde de doğal ışık modu. Gördüğünüz gibi iPhone 11 daha uzaktan bakarken iPhone 10 daha yakınlaştırıyor görüntüyü. Çekim yaptım ikisinde de. Çekilmiş fotoğraflara bakalım. Evet. Şu an video çekim esnasında da ikisinde de biraz ısınma var. Havanın da sıcaklığını göz önüne alınca ikisinde de hafif bir ısınma yaşadığımı söyleyebilirim şu anda çekimde. Gördüğünüz gibi her iki cihazın fotoğraf kalitesi. Evet. Aynı hemen hemen bütün video çekim özellikleri, fotoğraf özellikleri, kamera özellikleri, verilen opsiyonlar aynı. iPhone 11'de çerçeveyi görürseniz şurada, iPhone 10'da bu yok. Biraz daha bir makro çekim deneyelim. Örneğin şu batarya. Yakınlaştırıyorum. Aynısını iPhone 10'la. Şimdi her iki fotoğrafa yakından bakalım. Yani hemen hemen aynı cihazlar ama metal çerçeve açıkçası iPhone 10'u daha başarılı gösteriyor. iPhone 11'in 128 GB'lık modeli olan elimdeki model şu an güncel fiyatıyla 8.499 lira. iPhone 10 şu an satılmıyor ama iPhone 10'unuz varsa iPhone 11'e geçmeye değer mi, değmez mi? Buna siz karar verin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.